Hocam az önce çok güzel bir konuya değindi. Birkaç madde sıraladı ve bu maddeyi dünyada uygulayabiliyor muyuz dedi. Yani çocuklar ölüyor, kadınlar zulüm görüyor ve... Ayrıcalığımız bu işte bizim. Yani Müslümanın ayrıcalığı bu. Resul-i Ekrem tembih ediyordu. Kelime-i şehadet getireni asla kılıç çekmeyeceksiniz. Kelime-i şehadet getirene. Efendim, tam böyle geçen de onu söyledim ben. Hatırlayacak saygıdeğer seyircilerimiz. Tam kılıcını çekti, adam da kelime-i şehadet getirdi. Ama buna rağmen vurdu, öldürdü adamı. Öldürdü. Efendim, arkadaşları dediler ki yanlış yaptın. Hazreti Peygamber bizi tembih etmedi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Öldürmeyin demedi mi? Vurmayın demedi mi? Ama benim kılıcımdan korktu, Müslüman oldu dedi adam. Bak. Sevgili Nur, hidayetin nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli olmaz. Hiç ummadığın yerde Allah hidayet verir. Bir tek kelime duyarsın, o bir tek kelime senin dünyanı değiştirir. Tabii doğru. Dünyanı değiştirir. Geçen gün dediniz ya, bir kuşun kanadında gizlidir. Bitti. O kadar. O kadar. Neticede döndüler, geldiler. Durumu haber verdiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resul-i Ekrem sordu. Bak arkadaşların ne diyor? Evet ya Rabbi Muhammed, o benim kılıcımdan korktu, Müslüman oldu dedi. Çok güzel bir tabir kızım bak. Bugün tam bugüne göre. Kalbini yardın baktın mı? Bak kalbini yardın baktın mı? Yani gerçekten de senin kılıcından korkarak mı Müslüman oldu? Yoksa Allah hidayeti o zaman mı gönderdi? O saatte mi gönderdi? Ya Müslümanlık güzel be kızım. Bakma sen bizim çirkin olduğumuza ya. Müslümanlık güzel ya. Onun güzelliğini biz yaşayamadığımız için sıkıntı çekiyoruz be yavrum. Evet. Onun güzelliğini yaş. Evet. Müslümanlık çok güzel elhamdülillah ve hepimizin de bu Müslümanlık çerçevesinde yapmamız gereken görevlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de ana baba hakkı. Bir programımızda bir yıl boyunca anne baba hakkını konuştuk değil mi? Evet, sizinle? Evet. Mutlaka anne babalarımıza saygı ve sevgi göstermemiz gerektiğini, onları son nefeslerine kadar başımızın tacı yapmamız gerektiğini defa defa söyledik, vurguladık. Şimdi bu bayramda benim en çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesi de Darülceze'ydi. Ve arkadaşlarımızla birlikte, ekibimizle birlikte Darülceze'ye gittik. Oradaki sakinlerle konuştuk. Kimi kapıda yol gözlüyor, kimi evladını bekliyor, kimi kardeşini bekliyor, kimi de çok uzaktaki akrabasını bekliyor. Bayram ya, hepsinin gözü yollarda. Bir kısa VTR'miz var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kim bilir belki bugün bu bayramda siz de bütün akrabalarınızla bayramlaştıktan sonra onların kapısını çalar, belki onların gönlünü alırsınız. Bab-ı Şefkat, yani şefkat kapısı. Hayatın biraz kıyısında bırakılmışların, öksüzlerin, kimsesizlerin yuvası. Ablam, abim vardı, onlar da gitti. Bir ben kaldım hayatta. Yetimlerin baba ocağı, bilinen adıyla Darülceze. Nur Viral, şefkat kapısının ardındaki yaşlılarımızı bu bayramda unutmadı. Duygusal anlar yaşandı, anılar anlatıldı, şarkılar söylendi, hayaller kuruldu. İsminiz neydi teyzeciğim? Perihan Karaklıyık. Perihan teyzem, kaç yıldan beri buradasın? 6. Kaç bayram geçirdin burada, kim bilir değil mi? Ömür bitti, ömür bitti. 46 sene, 46 senenin iki bayramı hesapla 80-96 bayram. Matematik kafan da iyi valla. Benim annem de 9'udu ortalama. Öyle eskiden mi? Teyzem benim ya. Nasıl geçiyor burada bayramlar? Biraz duygulu oluyor insan, ne de olsa evini, köyünü, eski gördüğü şeyleri hatırlıyor. Duygulu oluyor. Desem ki bu bayramda şu anda nerede olmak istersin? Vallahi köyümde desem, anam yok, babam yok, bacım yok, kardeşim yok. Yine de yeğenlerim var, komşular eski hatırı sayıyor, köyümde olmak istiyorum. İsim neydi? Mehmet Yılmaz. Mehmet amca, kaç yıldan beri buradasın? En eskilerden buradayım ben. Ha, buranın kıdemlerindensin. Evet, evet. 1960 senesine geldim buraya. Yok mu çoluk çocuk? Yok. Yok. Annem babamı, onları küçükten kaybettim. Ablam, abim vardı, onlar da gitti. Bir ben kaldım hayatta. Bir beklediğin var mı bugün gelmesini istediğin biri?
Biraz evvel yeğenim vardı, onunla telefonla konuştum. İyi haber ne yaptın? Ne güzel. Ne yapalım, sağ olun canım. Ne yapalım, hayat böyle akıp gidiyor değil mi? Evet, evet. Buradan seyircilerimize söylemek istediğim var mı? Bütün seyircilerimizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ederim. Allah bu günlerimize bizlere geçiştirsin. Allah şükürler olsun. Senin sesin güzel, peki şarkı söyleyebiliyor musun? Ben uğraştım biraz. Sanki biraz böyle ses güzel de şarkı söyleyebiliyormuşsun gibi. Bayramı bayram gibi yaşatalım bugün, hadi. Uzun ince bir yoldayım, geziyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, geziyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece vay. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm hayli zamanda, erişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Kolay gelsin. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi bayramlarınız olsun. İyi bayramlar olsun efendim. Sağ İsim olun. Neydi? İsim Talip Aydoğan. Kaç yıldan beri buradasınız? 4 yıldan beri buradayım ama burada çok memnunum, rahatım burada. Ne güzel. Ne güzel bir şey burası. Peki çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk yok. Hiç evlenmediniz mi? Evlendim, boşandım, ayrıldım. Olmadı, yürümedi. Olmadı, yürümedi. 4 yıl öncesine kadar bayramları siz kendi evinizde geçiriyordunuz. Tabii tabii, 4 yıl önce. Nasıl geçiyordu bayramlar? Valla eski bayramları tutmuyor ama yine de burası da lacize var ya, cıvıl cıvıl. Ne güzel. Çok güzel, inan ki ziyaretçileri görüyorum. İnan ki o kadar memnun oluyorum ki, o kadar seviniyorum ki. Hepsi de neşeli, cıvıl cıvıl gülücükler dağıtıyorlar bizlere. Bizler o kadar memnun oluyoruz ki. Onlar bizim için bir melek zaten. Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Suna ablamızla, Mehmet dedemizle, Mustafa amcamızla ve daha nicileriyle keyifli bir sohbete başladık. Darülceze sakinlerinden Suna Hanım yanımızda. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Size de sağ olun. Kaç yıldan beri buradasınız? 33. 33. Anne baba nerede? Onlar yoklar. Öldü babam. Kimse yok. Peki aileden başka kimse yok mu? Kimse yok. Hiç kimse. Eski bayramlardan hatırladığınız bir şey var mı? Bir anınız var mı? Yok. Yok mu hiç anınız? Yok. Peki şimdi bu bayramda nerede olmak isterdiniz? Bir ev olsun, evde olayım. Ama o da olmayacağına göre. Evde mi olmak isterdiniz? Evet. Ne yapmak isterdiniz evde olup? Ama işte öyle. Evim olmaz mı diyorsunuz hiç? Kim bilir, Allah'tan ümit kesilir mi? Orası öyle. Evim burası canım, evim. Değil mi? Bak burası çok evet, güzel, doğru. Arkadaşlarla birlikte. Evet, doğru. İnşallah dileğiniz de gerçekleşir, belli mi olur? İnşallah. Belki bir eviniz olur. Bundan sonraki bayramı da o evde geçirirsiniz. Orası öyle. Allah büyüktür. Ya Allah'tan umut kesilir evet, mi? Evet. Var mı sevgili seyircilerimize söylemek istediğiniz? İyi bayramlar olsun. Daha ne olsun? Bayramımız kutlu olsun. Ha evet. Çok evet, teşekkür ediyorum. Evet. Öpeyim mi sizi bir? Ben de. Müsaade edersiniz. Olur. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Önce ne demiş ama, önce bayanlar müsaade ederseniz masadaki hanımefendiden başlayayım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İsim nedir? Melahat. Şimdi ben buradan buraya girerken Melahat teyzeciğim ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sizin şıklığınız. Ne var bunda bir hiç? Gecelik. Gecelik mi? Gecelik değil, keşlik, gündüzlük oldu. Çok iyi olmuş ama. Ellerimiz ojeli, kıyafetimiz güzel. Yok, taş. Nasıl geçiyor bayramlar? İyi geçiyor.
benim için ne olacak, bir şey yok. Niye benim için ne olacak diyorsun, bundan sonra mı? İş yok, dost yok, yakında. Eşiniz oldu mu, evlendiniz mi? Çoktan. Vefat mı etti? Tabii. Kaç yıl oldu? Vallahi bir unuttum. O kadar oldu. O kadar oldu ya. Çoluk çocuk var mı? Bir tane oğlum var, o da İstanbul'da. Arada bir görüyorum, o kadar. Ne zamanları geliyor oğlum? Ne zamanları gelir? Ay başlarında falan gelir. Bir kere mi geliyor ayda? Ayda bir kere, acı uzakta çünkü. Burası çok uzak. Burası İstanbul ama. Olsun, gene de bir hayli yol var. Anne yüreği, anne yüreği. Anneler çocuklarına toz kondurur mu? Tabii. Kondurmaz. Onların tek isteği var. Hatırlanmak, sevilmek ve unutulmamak. Değerli Cezen'in başkanı Sayın Hamza Cebeci yanımda. Hamza Bey, Sayın Başkanım sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani Beyaz TV olarak Darülüzzet'e gelip böyle program yapmanız gerçekten bize mutluluk veriyor. Diyelim ki ben bir izleyenim ve bu bayramda Darülüzzet'i ziyaret edeceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunun için kalkıp Ok Meydanı Darülüzzet Caddesi'ndeki 51 numaralı yere gelmeniz gerekiyor. Bu bayram adresiniz bu olsun. Ok Meydanı numara 51 Darülüzzet Şişli İstanbul. Çok teşekkür ediyorum biz, Sayın Başkanım. Bütün büyüklerimizi ellerinden öpüyoruz. Nerede olursanız olun, siz bizim başımızın tacı, evimizin ve ülkemizin bereketisiniz. Bayramınız kutlu olsun. Evet, Sayın Hamza Cebeci'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsi için ayrı sanat atölyeleri kurulmuş. Yani vaktimiz çok el vermediği için hepsini ayrı ayrı gösteremedik ama şöyle genel anlamda baktığınızda yaşlılarımız orada çok huzurlu, evet güzel bir ortamdalar. Ama ne olursa olsun hepsinin gönlünün içinde bir aslan yatıyor. Nedir o aslan? Hepsi evinde olmak istiyor. Hepsi sevdikleriyle birlikte olmak istiyor. Mesela duydunuz mu teyzemi? Hani dedim ya çok şıksın bugün, bayram şıklığımı üzerindeki çok güzel. Aman dedi, üzerindeki gecelikti, kollarını kestim gündüzlük oldu. Kendini öyle bir bayram kıyafeti yapmış. Kafasına aynı renk bir toka takmış, ellerine oje sürmüş. Sonra teyzeme dedim ki oğlu varmış bir tane, nerede oturuyor dedim. Oğlum İstanbul'da ama buraya gelemiyor, çok uzak dedi. Biz de İstanbul'dayız dedim. Ana yüreği oğluna asla toz kondurmuyor. Ama o oğlunu işte görüyorsunuz ekrandaki kıymetli teyzem. Oğlunu bekliyor bu bayramda. Bir tek onu görmek istiyor. Bir tek evladını sinesine basmak istiyor. Yani bu VTR'yi çekerken sevgili seyircilerimiz, bizim tabii orada yaşadığımız olaylar da oldu. Yine söylüyorum. Gerçekten Darülüzzet'te çok güzel bir ortam var yaşlılar için. Ama her yaşlı mutlaka ve mutlaka, özellikle çocukları varsa çocuklarını, akrabaları varsa akrabalarını mutlaka bekliyor. Buradan sesleniyorum. Eğer Darülüzzet'te bir yakınınız varsa mutlaka ziyaret edin. Ya da hiçbir yakınınız olmayabilir. Orada bizi bekleyen annelerimiz, babalarımız var. İnsanlık görevi olarak size bunu yansıtmak istedim hocam. Geldim mekanına özlem duyarak. Kokun var, sen yoksun, neredesin anam? Yüreğim burkulur, içimde merak, gören gözlerime perdesin anam. Yattığın yatağı yere serdirdim, örttüm yorganını, altına girdim. Yastığını bilmem kaç kez çevirdim, duyduğum heyecan terdesin anam. Her nereye baksam senden bir eser. Dağılmış süpürge, paslanmış keser. Namazlığın öpsem yastığın küser. Secdeye vardığım yerdesin anam. Duvarda asılı kalbur elekler, kapkaşık pencere alaka bekler. Hizmetini görsün nice melekler. Dilerim umduğum yerdesin anam. Hala bağlı durur çamaşır teli, baktıkça boşaldı gözümün seli. Öpmek için geldim nasırlı eli, dilin bir bardak su ver desin anam. Defalarca öptüm mezar taşını, üstüne damlattım gözüm yaşını. Affet beni ağrıttıysam başını,
yanık yüreğimde serdesin anam diyor. O başka bir şey işte ya. O başka ağlar bir şey. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Gerisi yalan ağlar diyor. Işte. Anneciğe, babacığa sonuna kadar sahip çıkmak gerekiyor. Onları baş tacı yapmak gerekiyor. Şimdi bazı değerler kaybedilince anlaşılıyor. Evet, zaten bizde de o moda zaten. Ölmeden önce hiç değer vermezsin birçok insana. O öldükten sonra badem gözlü olur filan işte böyle. Şimdi değerler tabii, öyle maalesef. Yıllardan beri mutlaka bayram programı yaparım. En çok gelen sorulardan bir tanesi de eşinin ailesiyle eğer arası iyi değilse gelin hanım sorar mesela. Yani illaki eşimin ailesine bayram ziyaretine gitmek zorunda mıyım? Onları sevmiyorum ya da anlaşamıyoruz. Bayramdır bu. Bayram olduğu için eli kanlı insanlar bile bayramda bayramlaşırlar demiş atalarımız. Eli kanlı insanlar bile. Kaldı ki biz karı kocayız. Aileyiz. Benim anam babam neyse kocamın anası babası odur. Benim anam babam neyse hanımımın anası babası da odur. Öyleyse ben kaynanamdan hoşlanmıyorum deyip gitmemek demek kocanıza olan saygınızın eksikliği demektir. Yani bugün gitmezsiniz, yarın gitmezsiniz. Araya bir soğukluk girer mi kızım? Girer. Niye benim anama gitmez bu kadıncağız diye düşünür mü? Düşünür. Niye benim anama gitmiyor bu bey diye düşünür mü? Düşünür. Onun için biz aileyiz. Herkes makamını bilecek. Herkes bulunduğu yeri bilecek ve ona göre amel edecek. Şimdi bir de Allah ne deri bıraktık kenara haşa da alem ne der? Tamam mı kızım? Cümle cihan geldi ama gelini gelmedi. Hoş olur mu? Onun için bağrımıza taş basarız. Sevmesek bile, istemesek bile gideriz. Hazreti Peygamber, affedersin, Hazreti Peygamber'in arkasında sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklar namaz kılıyordu. Münafık içi başka dışı başka olan insanlardır. Sana Müslüman gözükür, öbür tarafa gider gavur gözükür. Efendim, buna rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara niye bunu böyle yapıyorsunuz demiyordu. Muhakeme yapmak onun işi, bizim işimiz değil. Ama bize bir görev vermiş. Demiş ki, yaşlılığa hürmet etmek, saygıda kusur etmemek bu yüce dinin emridir. Yüce dinimiz mesela akraba, mesela diyelim ki küsüz ve bir akrabamıza ziyaret etmek istemiyoruz. Ama küs olduğunuz halde bir akrabanızı ziyarete giderseniz bir Müslüman olarak neyle müjdelenirsiniz? İşte bir Müslüman olarak eğer sen nefsi emmarene dur arkadaş deyip gidersen sevabın en çoğunu sen alırsın. Çok zor bir durum ama. Hayır işte zor ama bir de nefsi gemlemek önemli. Zaten bence. Nefisten dolayı tabii, zor nefisten bir durum. Yani diyorsun ki ben niye gideyim o bana gelsin. Ben niye bayramlaşayım o beni arasın. Kızım dedik mi? Ruh cesetten ayrıldı mı? Nefis bitti be kızım. Bitti. Onun için o bitmeden önce onu senin bitirmen önemli. Nefsi emmare diyoruz kızım. Onun için eskiler boşuna uğraşmamışlar. Boşuna o evliyalar öyle sıradan evliya olmamışlar. O veliler sıradan veli olmamışlar. Bak Aziz Mahmut Hüdayi şu mübarek bayram gününde analım saygıdeğer seyircilerimize ama şunu da kayıtlayalım. Peygamberlerin mucizesi evliyaların da kerameti vardır. Müslüman bunlara inanmalı. İnanmalı. Aziz Mahmut Hüdayi'nin üstadı var, hocası var. Azıcık rahatsızlanmış. Sabahleyin hep Aziz Mahmut Hüdayi kalkıyor, hocasının abdest suyunu ısıtıyor. Evlat haydi.